Hem ne ustası, hem yazar, hem eğitmen, hem de beden dili uzmanısınız. Peki şimdi beden dili uzmanısınız. Ben size birkaç bir beden dili yapacağım. Ne demek olduğunu söyler misiniz? Olabilir. Başlayalım mı? Tabii tabii. Şimdi mesela ben böyle oturuyorum. Ne diyorum? Yani tabii bu nerede oturduğunuza ve kimin yanında oturduğunuza bağlı olarak da değişebilir de biz bir yerde yayılarak oturuyorsak o alanda rahatızdır. Rahatız. Evet. Yayılmak böyle, vücudu açmak, rahatlık. Evet, yani biz evimizde genelde öyle otururuz. Evet. Genelde korktuğumuzda, çekindiğimizde, stresli olduğumuzda da sizin bahsettiğiniz gibi kapanma eğiliminde oluruz. Kapanıyoruz. Yani iş görüşmelerinde korkuyorsak o işi kaybetmekten kapanıyoruz. Şu şekilde yani cenin pozisyonuna doğru gidiyoruz dikkat ederseniz. Annemizin karnındaki pozisyona doğru gidiyoruz böyle yaptıkça. Çünkü birisi bizi sarmalasın istiyoruz. Evet evet, hem koruyoruz kendimizi, sanki bir şeyler geliyor fiziksel de koruyoruz kendimizi. O zaman açılalım. Evet, yani bunun da bir dengesi var. Çok da hani saygı olduğu için çok da açılmamamız gerekiyor. Evet. Ama Amerika'da mesela hep böyle şey masanın üzerine koyuyorlar böyle başkanları falan da böyle ayağı böyle, anlatabiliyor muyum? Hani bize çok büyük saygısızlık olur. Evet, bize bir büyüğümüz geldiği zaman ben hemen bacağımı indiririm mesela, değil mi? Hani böyle bir saygı olayı vardır. Tabii tabii, kültürel olarak değişiyor yani. Öfkenin beden dili var tabii, bağırıyorsun. Ama karşımızdaki insan stresli mi değil mi? Biz burada butonlar takıyoruz. Yeşil, sarı, kırmızı şey gibi, trafik ışıkları gibi. Eğer yeşilse iyi moddayız demek. Peki siz şimdi buraya geldiniz. İş görüşmesi olabilir bu. Yeni tanıştığınız, öğle yemeğine çıktığınız arkadaş grubuna biri olabilir. O kişi gergin mi, stresli mi değil mi? Evet. Nasıl anlıyoruz? Şimdi çok kolay bir yolu var. Bizim stres durumundayken adrenalin hormonumuz salgılanmaya başlıyor. Kortizol da salgılanıyor. Evet. Bu durumda bizim bedenimiz ısınmaya başlıyor. Ve bedenimiz ısınınca da biz hareket etmek istiyoruz. Bilinçaltı size diyor ki bir tehlike var. Ya o tehlikeyle savaş ya da o tehlikeden kaç. Ama biz kaçmıyoruz, oturduğumuz yerde duruyoruz. Peki bu ne oluyor? Başlıyoruz ellerimizi oynatmaya. O sinir bize geçiyor. Evet. Stres bize geçiyor. Eyvah diyoruz, bu şimdi bana saldıracak, ne yapayım ben? Hayır, kişinin kendisinde de oluyor. Ha, kendisi de başlıyor ellerini oynatmaya. Çünkü vücudunda bir stres var, vücudu ısınmış ama hareket edemediğinden dolayı vücudu hareket ediyor. Ayağını sallıyor mesela. İşte ne bileyim, bir oraya bakıyor, buraları kaşınmaya başlıyor. Yani bir kişi oturuyorsa onun stresli olup olmadığını vücudundan bu şekilde anlıyor. Bir yerleri oynuyor filan. Evet evet, ayağını kaşır işte, sürekli ayağını böyle vurmaya başlar. Dikkatinin dağıldığını anlarsınız yani. Peki beden dilinde şimdi ben karşıdakini biraz diyelim ki kandırmaya çalışıyorum. Ben stresliyim ama göstermek istemiyorum. Çünkü onun alanına girmek, onun zamanına, Tanrı'nın ona bahşetmiş olduğu zamanı, ki bizim en değerli şeyimiz zaman, ondan çalmak istemiyorum. O yüzden saklamak istiyorum. Kamuflaj. Evet. Nasıl kamuflaj edeyim? Stresliyim, gerginim ama karşı tarafı da göstermek istemiyorum. Şimdi o zaman stresli olmayan, özgüvenli birisinin beden dilini kopyalayacağız. Ha, tamam. Çünkü sizin de ilk başta bahsettiğiniz konu, vücudunuzu değiştirdiğinizde duygularınız vücudunuzu takip etmeye başlıyor aslında. Aynen. Duygularınız da değişmeye başlıyor. En doğru oturuş pozisyonu bir görüşmede ne çok açılacaksınız ne çok kapanacaksınız. İdeal seviyede omuzlarınızın genişliğinde dururken, hanımefendiler bacak bacak üstüne atabilirler. Şu şekilde duruş, omuzlarımız dik ve bakışımız da yukarıda. Çene yukarıda, evet. Omuzlar dik, çoğumuz dik oturmuyoruz, ve onu da söyleyelim. Kesinlikle ve gülümsüyoruz. Dünyanın en büyük hazinesi ve anahtarı gülümsemektir. Evet, benim bir kız arkadaşım var, çok önemli bir pozisyonda, böyle global bir şirketin CFO'su. Hep gülümser, hep. Bir gün yönetim kuruluna girmiş, sunum yapacak. Yönetim kurulundakiler demişler ki, ha niye hep gülüyorsun? Kızmışlar hep gülümsüyor diye. Ne demeli geriye? Somurtmamı mı istiyorsunuz? O da onu demiş. Öyle mi? Aynen, o da onu demiş. Ne yapayım, somurtayım mı demiş. Evet. Bir resim görüyorum, bilinçaltı diye. Onu da paylaşmak ister misiniz? Evet. Bizi? Hani bilinçaltı anlatılırken buzdağı örneği verilir. Buzdağının çok küçük bir kısmı yukarıda, devasa kısmı ise denizin altında olur. Bizi yöneten büyük kısmımız bilinçaltı. Aynı şekilde beden diline de girdiğimizde insanların duygularını kelimelerinden değil, bize söylediklerinden değil, tonlamalarından ve beden dillerinden anlayabiliriz. Çünkü insanlar kelimeyle yalan söyleyebilirler ama beden dilleri asla yalan söylemez. Evet. Bir yerden ele verirsiniz, verir yani. Ya yani şöyle bir şey mesela ben yapmaya çalışayım mesela. Seni çok seviyorum. Evet. Saçma oldu. Seni çok seviyorum.
Açıldım. Kesinlikle. Zaten diğerini de kapanmıştım fark etmeden. Kesinlikle. O zaman insanların söylediklerine değil beden diline mi bakalım? Evet, beden dili. Çünkü beden dili kaslar yalan söylemiyor. Biz zaten bunu farkında olmadan yapıyoruz. Mesela eşinize diyorsunuz ki ne oldu canın sıkın, yok bir şey. Var bir şey, var diyorsunuz yani. Evet. Hani o yok bir şey diyor ama beden dili var bir şey diyor. Oradan anlayabiliyoruz. Ama bunun dışında çok enteresandır. Yani beden dili karakterimize bile yansıyor. Yani insanların yüzlerine bakıp onların beden dillerinden karakterini dahi analiz edebiliyoruz. Karakterini? Evet. Çok güzel. Yani yapabiliriz burada da yani. Evet. Gülşen Hanım'a hemen alalım birkaç karakter özelliği oturuşundan. Şimdi Gülşen Hanım öncelikle... Bacakları açtı, şöyleydi, evet. Şöyle yapardı. Hayır, böyleydi, böyle yap şu an. Evet. Öncelikle samimiyete çok inanan birisisiniz. Onu evet. Görüyorum ben sizde. Onun dışında fedakar bir yapınız var. Özellikle ikili ilişkilerde çok fazla fedakar oluyorsunuz. Hatta bu ilişkinin sonlanmasına bile neden olduğu zamanlar olabiliyor. Ve başkalarına özellikle yakınlarınıza kendinizden daha çok önem veriyorsunuz. Kesinlikle doğru. Ve kendinizi çoğu zaman ikinci plana atıyorsunuz. Ha, pardon, burada ben karşı geliyorum Hakan Bey. Şimdi hangi kadına deseniz? Hayır, çok fedakarsınız. Kendinizi feda ediyorsunuz. Saçını süpürge ediyorsunuz. Yok, yanlış anlamayın. Ben size demiyorum. Bütün kadınlar diyecek ki vallahi doğru işte bizim çocuklar falan saçı süpürge ettik. Doğru değil mi? Yok yok. Haklısınız. Şöyle söyleyeyim. Yanım mesela Safiye Hanım öyle birisi değil. Ha, kesinlikle. Safiye değilse de el sallıyor. Kesinlikle hayır. Değil yani. Hayır, kabul etmiyorum. Ve sonuna kadar söyler lafını. Yapacağını yaptırır. Öyle tam çok tersi, alttan karşımdakinden almaz. Beklerim o fedakarlığı. O yaptıkça ben de bir adım atarım. Sizde her de zaman biraz var herhalde. O yüzden bir bağlantı kurdunuz Gülşen Hanım. Bende de var. Fedakarlık mı var? Evet. Çok iyi. Peki, sizde aidiyet duygusu da var çok fazla. Çok yüksek var. Evet, ben evet. Çok aidiyet hissederim. Benim evet. için aile, aidiyet çok çok yüksek de temel değerimdir. Ben de öyle. Evet. Ailem çok önemlidir. Yani farklı karakteriniz. Bu bitmez biliyor musunuz? Bu çok bitmez. Seviyoruz.